Selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda taktik savaşları birincisi olan İdlamog Nikli Hakan kardeşimiz bize 917 yamasını anlatacak. 917 yamasında neler önemli, neler yapılabilir, neler yapılmaz, neler güçlendi, neler güçsüzleştirildi tarzında engin bilgilerini bize paylaşacak. Aynı zamanda da 917 yamasında en güçlü komp hangisi ise onunla bir oyun atacağız ve o oyunu o kompla kazanmaya ve size göstermeye çalışacağız. Yani 917 en güçlü komp nedir deyip bu sorunun cevabını bulup sonra da güzel bir oyunla taçlandıracağız diye umut ediyoruz. Hakan hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Tekrardan yine bir videoda yine bir kapat. Kapa kapa kapa. Olsun, devam et. Evet. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bir önceki videoyu çok beğenmişler Hakan. Ben dedim ki 7000 beğeni atar mısınız dedim. 9000'e yakın beğeni gelmiş. Ve yorumlar inanılmaz güzeldi senin hakkında. Gerçekten çok bilgili olduğunu söylüyorlar. Ben de çok mutlu oldum açıkçası. Çok güzel bir videoydu. Teşekkür ediyorum tekrar onun için. Vallahi Allah razı olsun. İnsanlar benim kanalda geliyor, Twitch kanalına. Diyor abi videodan geldik. Reis çıkışı bulamıyoruz. 540p yayın falan filan. Bayağı muhabbeti dönüyor. Güzel oldu. Benim için de çok iyi bir gelişme oldu. Özellikle insanların nerede ne olduğunu göremeyişi daha bir cazibeli kılıyor. Hani gizemli olan şeyler dikkat çeker ya. Adam lan ne oluyor diyor. Şey, oğlum şampiyon üstündeki eşya gözükmüyor yayında. Ya diyorum mesela yayında atıyorum diyorum ki rengarı görüyor musunuz diyorum. Göremiyoruz söyleme işte dalga mı geçiyorsun bizle diyor. Hani göremiyoruz işte çok diyor. Çok iyi ya. Yayınlar çok güzel arkadaşlar. Neyse geçelim biz 917'yi yorumlamamıza. Hakan tamam. 917 konusunda tamamen sana bırakacağım. Sistemlerle başlayalım önce. Pantheon'a vesaire geleceğiz ama sistemler konusundaki düzenlemeleri ne diyorsun? Paylaşımlı seçim aşaması artık yalnızca bedeli 2 olan birimleri içeriyor diyor. Bana kalırsa bu güzel bir şey ama hani çok da önemli mi? Oyuna etki eder mi? Hayır. Çünkü genelde 9 taneye düşürmüşlerdi o ortadaki dönen karakterleri. Hani 10'da 9'a düştü. Bir tanesi 1 gold'luk falan oluyordu. Ya yani bazen üstüne güzel item atıyordu. Bu da seni dezavantajla başlatıyordu oyuna. Ha çok etki eder mi? O kadar da etki edeceğini sanmıyorum ama yine de güzel yapılması gereken bir şeydi diye düşünüyorum. Botlar artık bufflardan faydalanabiliyorlar. Şimdi ben bu konuda şöyle düşünüyorum. Riot'un elinin ayarının olmadığını düşünüyorum. Ben bu patch'ten sonra 3-5 oyun girme fırsatı buldum. Bana kalırsa botlar gerçeklerinden daha iyi oynuyor. Yani ben adamın kendisini yenip botuna yenildiğimi biliyorum. Kaç kere hem de. Yani bot geliyor yerden yere vuruyor. Vallahi saçlarından tutup sürüklüyor. Biraz sert bu tamamen oldu. Şey için yapılmış. Hani oyunun ilk üçünde abi siz bir adam yeniyorsunuz, diğeri yenemiyor. İşte o ikinci oluyor, siz üçüncü oluyorsunuz ya. Bunu önlemek için yapılmış. Ha, bence bu kadar güçlü olmayabilirdi. Doğru. Sanki böyle %50 arttırılsa yeterliydi. Bu oyunda bir RNG faktörü var. Yani bir şans faktörü var. Şans faktörünün önüne geçmek istiyorlar ama bence şans faktörünü de tamamen kapatmak uygun değil. Saldırı hızırını 2.5'tan 5'e çıkardılar bu arada. Kolculara ne diyorsun? Evet. Bu tamamen vahşiler ve kolcular için yapılmış bir şey. Ama bence yine hatalı bir patch. Şöyle diyeyim. Saldırı hızını 2.5'tan 5'e çıkarttın. İnsanlara dedin ki kolcu oynansın eyvallah. Kolcuların oynanmama sebebi saldırı hızı değil. Hextech buff'ı. Hextech buff'ına nerf getirmediğiniz sürece kolcular oynanmaz. Ben kolcu oynuyorsam karakterlerimi tek bir köşeye toplamak zorundayım. Yani benim kindredim ulti açtığı zaman benim ADC'lerim içinde kalmak zorunda. Yoksa bir Aurelion Sol ultisine, bir Karthus ultisine yamulurum. Hextech buff'ı ne yapıyor? Adam gidiyor baba, bir Jinx koyuyor, bir Kemil koyuyor. Oo, Hextech bir patlıyor böyle, 8 saniye yok. Ben şimdi Kindred'e ulti açtırmak için gözyaşı koymak zorundayım. Eşin dondurması için eşe item koymak zorundayım. Ben bu ikisini yan yana koymak zorundayım. Yani Hextech buff'ı dolayısıyla ben kolcuların hala oynanabileceğini düşünmüyorum. Ama güzel bir buff olmuş yani, bir alternatif. İyileştirme değişikliklerine bakalım. Burada da bazı değişiklikler yaptılar. Ağır yara iyileştirme azaltması %100'den %80'e düştü. Şimdi bu zaten gerekli bir şeydi. Oyunda çok keskin buff'lar var, çok keskin item'lar var, çok keskin nerf'ler var. Riot'un elinin ağır yara item'ı koyuyorsun, %100 kestiriyorsun. Evet. Dragon Claw, ejderha pençesi koyuyorsun, %83 damage önlüyorsun. Arkadaş ortanız yok mu ya? %50 yapın lan şunu. Aynen öyle. Bu item'ı çıkıyorsun, Morello zaten her türlü ortamda kullanılıyor. %100 almak zorundasın. Bir kan usamış falan mi fix oluyor, soylu fix oluyor. Bir tane moral yapıyorsun, kefaret temini oyundan siliyorsun sen kendin. Doğru. Bu güzel olmuş o yüzden. Yani hata nereden dönersen kârdır. Gelişmeyi açıklar. Seviyorum bu yönlerini. Güzel. Kanoslamış iyileştirme miktarı hasarın %50'si değil %40'ı oldu. Bu tamamen Draven'ın 3500 vurduğunda çektiği full can için yapılmış bir şey bence. Yani bu da güzel olmuş bence diyebilirim. Bence de güzel olmuş aynen. Hextech silah kırış iyileştirme miktarı da hasarın %33'ünden %25'ine düşürülmüş. Ya ben buna çok gerek olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bunu büyük ihtimal Evelynn için falan yaptılar ya da Veigar için.
Ama Veigar zaten 30K attığı için her türlü yeniler. Aynen öyle. Evelynn için falan yapılmıştır ya da Shyvana için. Ama bence Hextech Silah Kılıcı zaten çok popüler bir item değildi. Hani çok tercih edilen bir şey değildi çünkü yapımında istediği itemlar BF Sword, yani tek kılıcı ve aşırı büyük sopa, zaten iki tane hardcore item. Ki onlar Bilmiyorum da ben bu... başka daha güzel eşyalar olabiliyor. Şu Moral Kesinlikle, Dynamicon gibi, kesinlikle. koruyucu melek gibi. Yani gerek yok bunu Aynen öyle. yapmana. 20 oyunda zaten iki tane eksik ya görüyorduk ya görmüyorduk. Aynen öyle. Sven'in iblis ateşi iyileştirme miktarı 50-90-130'dan 40-70-100'e düşürülmüş. Yani bir zahmet bunu düşürmeleri gerekiyor zaten. Adam iki level Sven'i bir koyuyor. Aynen öyle. Benim karakterler kime vuruyor, neye vuruyor. Hiç önemli Hiç belli değil. değildi. Aynen Güzel öyle. olmuş. Doğru. Suikastçiler de şimdi şöyle bir şeye gitmişler. Demişler ki suikastçiler kritik atma şansı artsın ama vurdukları hasar azalsın demişler. %125'ten 75'e düşürmüşler kritik vuruş hasarını. %10'da kritik vuruş ihtimali eklemişler. Her karakterin kendisinden yani bir level Garen'in de Akali'nin de oto ataklarının ya da skillerinin %25 kritik vuruş atma ihtimali var. Bazılarının skilleri atmıyor tabii ki de. Mesela Iron Sword kritik atmıyor. Bunu Assassin karakterlerde %35'e çekmişler. Assassin'lerin oynanmasını tercih etmek için. 9-18'den ufacık bir bahsedebilir miyim? PBA'de şu anki şeyde Olur. Yama'dan. 9-18 için ayrı bir video Tamam, yaparız ben zaten. sadece küçük bir dipnot geçeceğim oradan. Yani ekstra açıklamayacağım. 9-18'de bir tane item var. Yanlış hatırlamıyorsam büyücü eldiveni diye ya da bilgeliğin eldiveni. Büyücü karakterlere o item verdiğinizde büyücü karakterler skilleriyle artık kritik atabiliyor yazıyor. Oha. Bu ne demek? İlk TFT'nin çıktığı zamanı düşünün. Ninja Assassin meta. 2500 atan akaliler var ya. Evet. Bak adam diyor ki size. Azıcık dişinizi sıkın diyor. 9-18 gelsin diyor. Alın akaliyi, verin item'ı, damage'i izleyin, şovu izleyin diyor. Benim kendi şu anki fikirlerime göre 9-18'de akali meta olacak. Bana kalırsa bu buff gerekliydi Assassin'e. Çünkü Assassin'ler gerçekten oynanmaz bir durumdaydı. Koruyucu melek aşırı counterlıyordu Assassin'leri. Ama bana kalırsa sadece %125 kritik vuruş hasarını sabit tutup kritik ihtimali eklemeleri yeterliydi. Yani bence kritik vuruş hasarının düşürmesine gerek yoktu. Ve %10'da sabit kalmalıydı. 6 Assassin'da 125 kritik vuruş ihtimali çok büyük bir şey. Büyük, evet. %25 de kendinden var. %50. O item da Oo. gelecek. Oo. Yani Akali bir çekecek. Oba, haydi baba oturmaya mı geldik olacağız? Doğru. O bayağı bir sıkıntı yaratacak o zaman. Evet. 9-18'de özellikle. Kesinlikle, kesinlikle. Hextech'in eşya devre bırakma, devre dışı bırakma süresini 8'den 7'ye düşürdüler. Ben, gerçi sen söyle, ben Ya fikrimi söyleyeyim. ben bu nerf, bak şurada iki tane nerf gördüm. Yemin ediyorum elim ayağım titirdi ya. Böyle duvarlara yumruk atasım geldi. Nasıl düşürürsünüz ya? Hangisi? 8 saniyeden 7 saniyeye Hextech ve Leona nerfinden bahsediyorum. Bu nasıl bir nerftür? Yiğidim, bunu kim düşündü ya? Abi şu an tamamen iğneleme yapıyorum. Ya Cesaret. bunu nerflesen de nerflemesen de kardeşim. İki tane Hextech'in patlamasını kapatacaksın ya. 4 Hextech yapan yok oyunda bak. Kimse Doğru. 4 Hextech gitmiyor. Çünkü 2 Hextech yeter. Atıyor ve patlatıyor etrafını. Ya Doğru. bu nerf hani 7 saniye olsa ne olmasın. Zaten Hextech'i yanındaki meze gibi kullanıyorsun. Hani her karaktere bir tane bir karakter atıyorsun. Hextech açılıyor zaten. Yani 8 saniye olsa ne 7 saniye olsa ne. Bence bu hani nerf gerekli ama çok yanlış yere odaklanmışlar. Anladım. Ya kimse umursamaz 7 saniye olduğunu bunun. Doğru. Bir Oyunda saniyenin fark edilmez bile. soylunun güçlerini biraz aşağı çekmişler. Zırh ve büyü direnci 60'tan 50'ye, iyileşmesi de 35'ten 25'e düşmüş. Çok inanılmaz bir Evet. nerf mü sence? Bana kalırsa nerf az bile olmuş Soylu'ya gelen nerf. Çünkü geçen yamada şöyle bir şey vardı. Beyni kapat Soylu'ya tıkla maçı kazan vardı. Yani en kötü ilk üçe girerdin. Yani takım savaşlarının hani bir taktikle uzaktan yakından bir alakası yoktu. Bu nerf gerekliydi ama bana kalırsa atıyorum iyileştirme özelliğini aynı tutup zırh ve büyü direncini eşit vermemeli bence. Bu oyun takım savaşlarıysa, taktik savaşlarıysa her kompun bir counter'ı olmalı. Bakıyoruz Soylu hem büyü direncini veriyor hem zırhını veriyor. Ya ben bu adamı bedduamla mı keseyim arkadaş? Ne ya ne kompu yapacağım ben sana? Doğru, Büyücüye doğru, vurmuyor. doğru. AD karakter vurmuyor. Sen vuruyorsun, can çekiyorsun. Kayle ulti atıyor, öldürtmüyor. Ya bilgisayarı da kapat. Oynamayayım ne gerek var? Haklı bir eleştiri bence. Ba bence de haklı. Kolculara iki kat saldırı hızı ihtimalini %25'ten 30'a, 165'ten 70'e çıkartmışlar. Bana kalırsa bu gerekliydi. Hatta %30 yerine %35 bile yapılabilirdi. Gayet mantıklı bir buff olmuş. Yani şurada
en beğendiğim şeylerden bir tanesi. Çünkü kolcu gerçekten oynanamaz bir durumda. Özellikle dediğim gibi Hextech buff'ı yüzünden. Çünkü ben kolcuyu birlikte tutsam Aurelion Sol ultisi, Cho'Gath ultisi gibi kara şeyler yiyorum. Ayırsam Assassin'ler parçalıyor. Yine birlikte tuttum, item'ları ayarladım, Sherlock Holmes gibi beynimin %100'ünü kullandım diyelim. Çok mükemmel bir dizilim yaptım. Hextech yiyorum. Hani kolcuyu counterlayan o kadar çok şey var ki. Hani kolcu almaya korkar oldu insan. Dört kolcu yapılmıyordu. Şimdi bir tık denenebilir. Ben gene de çok fazla oynanacağını düşünmüyorum. Belki buzul yapılır. Hani bir Kindred, bir Ashe koyarsın. Ashe carry yaparsın. Ama sanmıyorum ki dört kolcu oynansın. Hala yetersiz. Hextech buff'ı bu şekilde olduğu sürece ben kolcunun oynanacağını düşünmüyorum. Gelelim bir de şekil değiştiricilere. Genel itibariyle şekil değiştiricilerin manasını düşürmüşler. Adamlar demiş ki kardeşim metayı ben belirliyorum. Ya şekil değiştirici oynarsın ya da oynamazsın. Zaten şu an metanın en güçlü kompunu açıp baktığınız zaman ki yapacağız. Shyvana carry. Neden? Nidalee zaten Örlen'in en güçlü iki şampiyonu var bana göre. Hatta belki de 3. Garen, Kassadin, Nidalee. Bu üçü de Örlen'de ölmüyor 2 level yapınca. Şimdi Nidalee zaten dönüştüğü zaman arkadaşına can basma gibi OP bir yeteneği varken sen bunu bile erken dönüştürdün. Şekil değiştireceği bu bir. Vahşi buff'ını nerfledin. İki patch önce sürekli nerf attın. Vahşi oynayın dedirttin. Şimdi şekil değiştiricileri buffladın. Atak speed limitini 5'e yükselttin. Adam diyor ki vahşiyi al diyor. İstiyorsan Guinsoo ver diyor Nidalee'ne. İstediğin item'ı ver bir early'yi domine et diyor. Üstüne şekil değiştiren yap diyor. Zaten hemen dönüşür artık diyor. Yani bu bence biraz abartılı bir buff olmuş. Bence Shyvana hala oynanabilir durumdaydı. Yani Shyvana'nın oynanmama sebebi şey değildi. Shyvana'nın güçsüz oluşu değildi. Diğer kompların çok güçlü oluşu. Adamlar şimdi hem diğer kompları nerfliyor. Yani soyludan bahsediyorum. Hem de Shyvana'yı güçlendiriyor. O yüzden ben şekil değiştireceğinin meta olacağını düşünüyorum Ya bu açıkçası. maçta da biz şu an arka planda şekil değiştirici yapıyor olacağız zaten, değil mi? Aynen öyle. Tamam. Aynen öyle. Shyvana carry yapacağız yani. Kesinlikle. Tamam. Yordle'a gelelim. Sakınma ihtimalini ıskalamayı %30'dan 35'e 55'ten de 60'a çıkartmışlar. Şimdi Yordle bence hem okey hem okey olmayan bir komp. Bana kalırsa 6 Yordle hala oynanabilecek düzeyde değil. Çünkü 6 Yordle dediğimiz şey late game oluyor. Late game'de bir Aurelion Sol, bir Karthus, hani bir bombardımanlı Draven gibi hero'lar içinden geçiyor Yordle'ın. Late game'de 6 Yordle'ı yenebilecek çok fazla komp olduğunu düşünüyorum hala. Ama 3 Yordle'a çok okey gözüyle bakıyorum. Çünkü 3 Yordle hem yapımı kolay, early game'de yapabilirsin. Atıyorum Lulu, Veigar, Poppy koyarsın, yanına da bir Kassadin koyarsın ya da Ahri. Hem büyücü buff'ını hem 3 Yordle'ı açabilirsin. Yani 3 Yordle çok okey durumda bence. Ama 6 Yordle'ın ben hala tercih edileceğini düşünmüyorum. Yani çok ekstrem durumlarda kazanabilir gibi geliyor. Atıyorum ne yaparsın? Veigar 3 yaparsın, item verirsin. O şekilde falan kazanabileceğini düşünüyorum. Öbür türlü yine 6 Yordle'ın bir şansı olduğunu düşünmüyorum late game'de. Şampiyonlardaki değişikliklere ne diyorsun? Şampiyonlardaki değişiklikler. Şimdi bombardıman topu ile etkileşim ayarlandı. Menzil ilavesi koruma korunsa da artık mermi saçılma alanı daralıyor. Yani bu ne demek Graves için? Hani bizim bir fantazimiz vardı Türk şeyinin, Türk insanlarının. Benim yayına da sürekli hep söylüyorlar. Abi 6 silahşör Graves'e 2 tane bombardıman bir red buff versene. Aynen. Graves'e 2 bombardımanlı buzulu yapsana diye. Adamlar demiş ki Graves artık efendi gibi vuracak demiş. Yani en arka ortaya koyayım. Bütün map aynı anda vursunu kaldırmışlar. Bence çok büyük bir etki. Çünkü silahşörü en güçlü yapan şeylerden birisi oydu. Çünkü silahşör 7 levelde biten bir komp. Hani 8 levele çıkmana gerek yok. Çıkarsan Hextech'i açıyorsun yanlış hatırlamıyorsam. Yani 7 levelde biten bir komp için zaten late game'i güçsüz. Slasher'ın olayı early'de sonuncu oluyorsun sürekli. Ortadan istediğin item'ları alıyorsun. 5 levelde, 6 levelde, 3 level karakterin bitmiş oluyor. Tristana, Graves en kötü bir şekilde. Olabilecek max damage atıp ilk 3'ü oynamaya çalışıyorsun. Sen Graves'ten bu özelliğini kaldırırsan biz artık Graves'e daha düzgün koymamız gerekecek. Aynen öyle. Karakterlerin önüne koymamız gerekecek. Abi, Bu sefer de The Graves direkt ölecek, Kerin ölecek yani. doğru. O yüzden bence kötü bir nerf olmuş bu. Slasher'ı çok etkiler, aşırı etkiler. Warwick canı 600'den 650'ye çıkmış. Yani adamlar demiş ki vahşiyi buffladık oynamadınız. Saldırı hızını 5'e çıkarttık oynamadınız. Şekil değiştirdiğini değiştirdik oynamadınız. Hadi şimdi de oynamayın da göreyim demiş yani. Kısaca diyor ki vahşiyle gidilen her şeye gidebilirsiniz diyor. Lissandra çok güçsüzdü. Bana kalırsa Lissandra oyunda gerçekten çok çöp bir karakterdi. Hatta yanlış bilmiyorsam Lissandra TFT'nin en çok buff alan karakterlerinden bir tanesi oldu. Bu üçüncü ya da dördüncü buff artık. Sürekli alıyor. Her patch bir buff alıyor.
Şimdi buradaki olay toplam manasını sıfırdan 85'e düşürmeleri demek. Lissandra eskiden ilk ultisini atıyordu. Bir tane atıyordu paşam. İkinciyi dolduramıyordu. Artık adamlar demiş ki siz bu Lissandra'ya item koyup ikinci hatta belki de üçüncü ultisini attırabilirsiniz demiş. Bana kalırsa Lissandra şu an çok okey duruma gelmiş. Çünkü üstüne bir tane mana item vererek yani bir Serap olsun bir Luden olsun iki kez ulti atabiliyor fight'ta. Ki o da çok Zaten şeyi hani bir değiştirir. karakterin Ayk zaten Lissandra'yı biz late game'de kullanmayacağız. Late game'de satacağız. Yerine Anivia gelecek. Olası şey kompunda, Elementalist kompunda ya da Buzul gidiyorsanız bilmiyorum. Bana kalırsa bu gayet güzel olmuş. Hani early game'de Lissandra'lar görebiliriz diye düşünüyorum ben. Hani kullanılabilir. 2 level Lissandra gayet okey olacaktır diye düşünüyorum. Yetenek hasarını da arttır. Lucian için ne diyorsun? Amansız takibin ikinci atışı artık Lucian'ın saldırı hızıyla birlikte güçleniyor. Ya Lucian'a geçen patch bir nerf getirmişlerdi. Bayağı kötü olmuştu o Lucian için. Şimdi bir tık daha iyi olmuş. Hani artık Guyunso Lucian'da hiçbir işe yaramıyor gibi bir şeydi. Yani bir tık Guyunso kullanılabilir gibi bir şey olmuş yani. Çok etki eder mi bilinmez hani. Aa hadi Lucian'ın artık saldırı hızı güçleniyor. Hadi bir Lucian carry yapayım demem. Ama öyle de kullanmak için daha bir hevesli olurum tabii. Gangplank'in yetenek hasarını düşürmüşler. Yani beni artık yani. İyi Abi bari düşünmüş. Birileri bir doğru bir şeyler düşünüyor. moralleyi koyuyordun. Ve bence gayet yerinde olmuş. Hala kullanılabilir. Okey durumda. Geldik senin en çok hislerinin olduğu kısma. Benim bir Leona. tanem ya. Selametme Bu süresi 5-8-11'den 5-7-9'a düşürülmüş. Allah'ım bu nasıl bir nerf? Ya Rabbi tutun kollarımdan. Hero'yu silseydiniz bari. Bu nasıl bir nerf? 5 saniye stun atması atıyordu. 8 saniyeden 7'ye düşürmüşler. Bak burası çok önemli kankam. 11 saniyeden 9 saniyeye düşürmüşler 3 leveli. Artık 3 level Leona göremeyeceğiz. Ben her oyun yapardım. Fantazim vardı. 3 level Leona görmediğim oyuna oyun demezdim. Artık 11 saniye stun atamayacaksa niye yapayım? Ya kardeşim sen yani 1 level Leona 5 saniye stun atıyor. Dayı fight zaten 5 saniye sürmüyor. Ya Ne zaman nasıl bir geleceksin kafayla ironiye diye düşünüyordum biri? da. Ya 2 level Leona'yı 8'den 7'ye düşürmüşler. Bak bence bir fantazi var. Ya 8 ya 7. Fark ettiysen bütün itemleri ya 8 yapıyorlar ya 7 yapıyorlar. Bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar bize. Ben bu şifreyi çözeceğim yakında. Şunun 1 level stun'ını 4'e düşür. 2 level yine kalsın 7'de. Eyvallah. 1 level Leona... Ben 2 tane 5, 1 level Leona koyarım şu anda mesela. 2 level yapmam. Ne gerek var? Doğru. 5 Tek 5 avuntum mis. bak tek avuntum 3 tane Leona'yı koyunca otomatik birleşiyor. Ya tek avuntum bu. En son Pantheon. Pantheon hakkında ne diyorsun? Ejderha ve muhafız. Ben ultisini gördüm. Ultisinin özellikle efekti bir harika. İnsana zevk veren bir ultisi var. Hani hiçbir şey yapmasın ultisi için alırım. Bana kalırsa hani Pantheon'un gelmesi artık demişler ki yiyorsa şekil değiştiriciye gitme lan. Hadi şimdi de gitme göreyim demişler. Yemin ediyorum bak. Shyvana'yı koyuyordun. Tek alternatifim vardı Aurelion Sol. Şimdi Pantheon'u da getirdiler Dragon Buff için. Şöyle bir örnek vereyim. Şimdi Shyvana'yı koydun. Üstüne Hayalet Dansçı koydun. O ataklardan damage yemiyorsun. Onun üstüne şey koydun. Dragon Buff'ı aldın. Büyülerden damage yemiyorsun. Varmon koydun. Canın yenileniyor. Hextech Silah Kılıç koydun. Can çekiyorsun. Shapeshifter alıyorsun. Bir dönüşüyorsun. 4K canı oluyor. Ben bu adamı bedduayla mı keseceğim lan? Eceliyle ölmesini mi bekleyeyim ben bunun? Bu ne birader? Adamlar resmen şekil değiştirici oynayın demişler ya. Her neyse bu kelebek etkisi tabii. Bu ilk hedefimiz değil. Şimdi diğer hedefe geçelim. Pantheon'un ultisi 10 saniye boyunca hedefin azami canının %20 kadarını gerçek hasar olarak vurur demiş. Ağır yara açar demiş. 4 saniye, 6 saniye, 8 saniye sersemletir demiş. Bir de azami canlarının %15 kadarını da büyü hasar olarak vurur Daha ne demiş. vursun oğlum? İyi karakter sildirmemiş. Yani Aynen. iyi yani benim bordayla atmamış. Yani bana kalırsa bir kere bir de benim 5'ten hero beğenseydi kendine. Yani ortaya düşecek hero'yu da seçseymiş yani bunca şeyi yaptıktan sonra onu da Aynen. yapsaymış. Vallahi bence güzel bir karakter. Kesinlikle ihtiyacımız vardı böyle bir karaktere. Ben ne zaman diyordum ki bir karakter düştüğümde oyun direkt bitiririm. Pantheon'u koyar bitiririm yani. Bunun üstüne de iki tane item ver. Onlar da bir iki özellik versin. Çok bir şeye gerek yok zaten. Bütün map'e stun atıyor hero. Dragon buff'ı falan da veriyor. Oh. Aa bir de bu Tertemiz. kendi de Dragon buff alıyor. Bak bak çok Aynen iyi çok iyi öyle. tamam. Mükemmel bir şampiyon. İyi ki gelmiş. Güzel. O zaman oyunumuza odaklanmaya devam edelim.
İkinci geldi. Bakalım. O kadar laf ettik, artistlik yaptık. Bakalım birinciyi alabiliyor muyuz? Rengar ikeri durumda. Ama benim şeyim ulti açarsa içinden geçeceğimi düşünüyorum. Açtı. Bakalım geçiyor muyuz içinden? Şu an geçtik. O kadar artistlik yaptık ve şu an geçtik. Güzel. Bilgisayarı kapatmayacağım. Çünkü daha maç bitmedi. Bakalım. Şimdi. Güzel. Güzel. Bu arada arkadaşlar, ben Shyvana'ya itemladığım zaman bu adamın beni kesmesinin hiçbir yolu kalmayacak. Çünkü ebedi kılıç vermiş. Ayrıca asasinlerinde kritik vuruş ihtimali arttı. Bu demek oluyor ki bu adamın her kritik attığında benim Shyvana'mda ıska yazısı çıkacak. Yani ben ileride Brand bulamayacağım için, yani artık o fastı geçtim ben. Şunu alıp aslında açabilirim ama Brand'e ihtiyacım var. O yüzden yapmıyorum böyle bir şey. Lissandra'nın yerini de kullanabilirdim ama ben Lissandra'ya gelen buff'tan sonra bir level Anivia'dan güçlü olduğunu düşünüyorum. Shyvana'ya bir Warmog bir Hextech verdikten sonra öleceğini düşünmüyorum. Bakalım. Anivia'yla almamamın sebebi iblis buff'ı için. Evelyn falan düşeceğim yere çünkü. İblis buff'ı için iblise ihtiyacım var. Lissandra da bence 2 level 1 level Shyvana'dan daha çok iş yapacaktır. Şimdi Poppy 2 yaptık. Şurada bir levelimizi basalım. Eliza'mızı düştük. Şimdi upgrade etmeye oynuyoruz. Arayalım. 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 Şunları alalım ki yolda istediğimiz şey gelsin. Arayalım. Aradık. Swain geldi. Swain'i alalım. Eliza'nın yerine koyalım. Aradık. Aradık. Bir daha arattık. Morgana'yı alalım. Aradık. Bir Morgana daha alalım. Tamam, böyle kalalım. Zaten şu an bulsak da şeyi koyamayacağız. Şu ana kadar istediğimiz her şeyi bulduk resmen. Yani ne kadar ilginçtir ki. Bayağı bir item bulduk. Yani ne istediysek bulduk. Evelynimiz 2. Yani. Bakalım. Şu an oyun kimin ejderhası daha iyi oyununda? Benim ejderham daha önde çıktı. Bu adamı yenmeyi başardık. Spatulam var. Bu spatulayla bir iblis yapabilirim. Evelynimi ikilemek istiyorum ama şartlar izin vermiyor sanki bir tık. Evelyn 2. Lissandra'yı salacağım çünkü kullanmayacağım. Sattım. Bunu ikiledim. Şimdi Mordekaiser yerine, Mordekaiser'den herhangi bir buff almıyorum. Bunu koyacağım. Bunu satacağım. Şu an 2-3 Yordle, 3 Demon, 3 Shapeshifter'ım. Şu anki planım arkadaşlar, bu tek kılıcını da buna verelim bu arada. Hextech yaparız ya da koruyucu melek yaparız duruma göre. Şu anki planım arkadaşlar, eğer ortadan bir büyücü alamazsam, yani aşırı büyük sopa alıp bir karakterimi büyücü yapamazsam, Poppy'yi çıkartacağım. 3 Yordle'dan vazgeçip büyücü buff'ını açacağım. Şimdi bakalım bir ne durumdayız hala. Alabiliyoruz mu round'u? Alamıyoruz gibi ama dönüşecek mi Gınarcığım? Fight bitti, oyun bitti. Sen hala dönüşme peşindesin Gınarcığım. Gınar dönüşemeden fight kazandım. Bu da güzel. Bu da iyi, bu da iyi. Şu an için bekliyoruz. Nar ve şeye ihtiyacımız var. Shyvana'ları artık alabilirim. Çünkü daha fazla level basmayacağım. Level bastıkça artık benim kazanacağım bir buff kalmadı. Bu yüzden dolayı bekleyeceğim. Elimdeki karakterleri upgrade etmeye oynayacağım. Yani Shyvana 2, Gnar 2, Swain 2. Bunlar benim için belirleyici olacak şu an için. Şu an bekliyorum. Benim iki tane seçeneğim var arkadaşlar. Benim önümde spatula var. Ben ya büyücü gideceğim ya demon gideceğim. Kendi fikrim 4 demon'dansa 3 büyücüyü tercih ederim. Ama zaten ben Kennen'i satacağım. Kennen'in yerine Brand koyacağım. 4 demon'a çıkacağım. Bu yüzden demon yapmam. Yani Kennen gidecek arkadaşlar. Kennen'i kullanmayacağız bu kompta. Kennen'i şu an kullanma sebebimiz elimizin Brand'e küsmüş olması. Büyük ihtimal oyundaki herkes Brand buldu. Şu an o yüzden gelmiyor. Kennen de hiç satılacak gibi değil. Allah çarpsın yani, oto ataklarıyla iyi vuruyor. Şuna bak. Kennen de yani maşallah. Beton yetmez reis. Boyu değil, işlevi önemli. Şimdi ortadan aşırı büyük sopa almaya çalışacağız. İlk tier'ımız, yani ilk hedefimiz aşırı büyük sopa almak. Ama tabii ki aşırı büyük sopa dönmeyecek. Şaşırdık mı? Asla. Asla. Peki. O zaman iblis yapacağız.
Yapacak bir şey yok beyler. İblis'e gideceğiz. Şimdi bakalım. Yani aşırı büyük sopa dönmeyip 4 tane gözyaşı dönmesi mükemmel bir detay. MF'i alalım. MF'i şey yapalım. İblis yapalım. Şayvana. Alalım Şayvana'yı. Şimdi MF iblis yaptık. Sattık. Peki iblisi kime vermeliyiz? Ben burada iblisi Aurelion Sol'e vereceğim. Bir tık daha arayalım. Gınar. Güzel. Aradık. 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 Tamam böyle kalalım. Aurelion Sol'e vereceğim. Hızlıca doldursun manasını diye. Poppy'yi çıkartacağım. Yerine bir Karthus koymayı planlıyorum Poppy'nin yerine. 3 büyücü buff'ını açmak istiyorum. Hextech çok güzel bir karakter yedi ama bakalım. Ben burayı kazanacağımı düşünüyorum. Çünkü Morgana Stan'ın üstüne Kennen ulti açtı. Az önce alamazsam bilgisayarı kapatırım dediğim adama karşı oynuyorum bu arada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi adamın içinden geçtik. Adam 9 level. Adam 9 level olmasına rağmen içinden geçtik. Şimdi aratacağız mecbur. Arattık. Aurelion Sol 2. Oh be. Şimdi arkadaşlar ben burada bunu satacağım. Bunun yerine Veigar alacağım. Poppy'nin yerine Veigar alarak hem büyücü buff'ını açtım, hem Yordle buff'ını açtım. Hem de gayet de hoş oldu. Şimdi bu şekilde kalacağız. Veigar ikilemeye çalışacağız. Veigar 2'nin ben bu yamada ekstra bir önemli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü herkes de Pantheon, Leona, Swain, Gnar gibi karakterler var. Buna da Gnar diyen var, Nar diyen var. Artık hangisini istiyorsanız. Ve Veigar 2 bu karakterlerin ikilenmesi zor olduğu için tek atabilir. Mesela karşıdaki Swain'e şu an benim Veigar'ım tek atabilirdi 2 level olsa. Bu yüzden bence ekstra bir önem taşıyor Veigar. Kaybettik. Önemli değil. Çok fazla 1 level karakterle oynuyoruz şu anda. Veigar alalım. Burayı dağıtalım. Oyundaki en güçlü item geldi beyler. Çok şanslıyız. Bu item'ın oyundaki yeri inanılmaz önemli. Yani bu item benim oynama başlama sebebim diyebilirim. Hatta sizin için. Çünkü bu item sayesinde rahatlıkla birinci olabilirsiniz. Gerçekten çok güçlü bir item. Bu item'ı kasın öneriyorum. Şakası bir yana hiçbir işe yaramayan çöp bir item. Zaten 9-18'de kaldırılacak. Yani bakalım. Gidip sakın solo queue'da bu item'ı kasmaya çalışmayın. Rezil rüsva etmeyin. Kritik ihtimali geldi. %7 kritik ihtimali ejdere geldi arkadaşlar az önce. Ben bu item'ı 30 kere aldım. 10, yani 29 tanesini de getiremedim o %7 kritik ihtimalini. Ama ejder ikinci hitini de daha getirdi. Bu da güzel bir RNG bizim için. Şimdi aratacağız. Lulu'yu da alalım. Arattık. Oy. Biz burada Swain'i de alalım. Shyvana'yı da alalım. Kitleyelim çünkü elimiz uzayacak büyük ihtimal. Aurelion solu köşeye atalım. Blitzcrank kullanan yok. Bunu buraya alalım. Bunu böyle yapalım. Şu şekilde duralım arkadaşlar. Bunu da Nar'a verelim. Eskaza kritik atar. Hoşumuza gider. İyi olur. Nar'da candır bu item. Nar'a verelim. Bakalım şimdi neler yapabiliyoruz. Adam 6 iblis yapmış. Yanlış görmüyorsam. Aynen 6 iblis yapmış. Nar'ım tek yedi. Bildiğin Nar tek yedi benim. Evet adam 6 iblis yapmış ama 6 iblis güçlü değil arkadaşlar. Çünkü 1,5 saat dalsa şu Shyvana'yı kesemiyor. Bakalım Shyvana'nın canına. 1800 canı var arkadaşlar Shyvana'nın. Ondan dolayı ölmüyor. Chat'te bir yazı görüyorum. Abi sen kritik vuruş ihtimalini yanlış anlamışsın. Her saniye %7 kritik ihtimali basıyor. 100'e kadar çıkabiliyor demiş. Şimdi kankacım burada sana ne yazıyor biliyor musun? Her each second the wearer has %7 chance to gain, %100 critical strike chance diyor ya. Burada sana diyor ki her saniye sana %7 bir şans veriyorum diyor. Tutturursan o %7 şansı oyun boyunca %100 kritik atarsın demek istiyor sana. Eğer burada da yanlış yapıyorsam bu video
YouTube'a gideceği için rezil rüsva olurum. O yüzden buna yanlış demeyin, doğru deyin. Yani beni tasdikleyin, yoksa ağır rezillik. Bakalım. Hani her saniye %100 değil de stekleniyor da olabilir sizin dediğiniz gibi, ama sanmıyorum. Bu arada ben bu adamı alır mıyım? Vur oğlum. Alamadım. Ama benim dediğim doğru diyebiliyorum. Şimdi Brent geldi. Aman tanrım. Varlığını unuttuğum bir karakter geldi. Arattık. Brent'i kullanmayacağım arkadaşlar. Zaten 4 divanım artı 3 yordulum bozulur. O yüzden sattım. Arattım. Arattım. Şunlar 2 olsaydı güzel olabilirdi benim için. Şu an için bekleyeceğim. Bir tür komplara bakacağım. Bu karakter beni alabilir. Büyük ihtimal. Çünkü hem Sejuani ultisi hem Brent ultisi var. Bu beni alabilir mi? Bu da alabilir. 2 level Gnar var. Full item. 6 shapeshifter yapmış bu arkadaş. Ve iblis şeyi var. Adamın narı o kadar güzel bir iş yaptı ki arkadaşlar. Yani alamadım ama adamın narı oynadı orada. Adamın narı resmen benim Kenan'ı işlerine itti. Bu arada oyundaki herkes 9 level, ben 8 levelim. Farkımı konuşturuyorum gene. Şimdi ne istiyoruz burada? Bir bakalım elimize. Yelek istiyoruz. Gelirse. Koruyucu melek yaparız. Ki hiç de güzel bir build'e gitmiyor burası. Swain alabiliriz. Swain dönüyor mu? Dönmüyor. Yelek alalım. Şimdi. Yelek aldık, sattık. Koruyucu meleğini verdik. Niyet ettim. Allah rızası için bir iki karakterimi upgrade etmeye. Amin. Tık. Teşekkür ederim Allah'ım. Bazen çok hızlı çalışıyorsun. Allah razı olsun. İlk fırsatta gidip şükür namazı kılacağım. Bir kere daha arattım. Bir kere daha arattım. Olsun. Şimdi bakalım. Ne durumdayız? Ben burayı alabileceğimi düşünüyorum galiba. 3 level Aatrox mu? Evet. Ben gene de alabileceğimi düşünüyorum burayı nedense. Şu an aldım. Şu an aldım. Oyundaki herkes de God tier olmuş. Yani o da çok iyi bir durum. 3 level Aatrox kafamıza vurdu. Acilen bir şeyleri bufflamam gerekiyor. Şimdi bir tur arayalım. Sattık. Kartusu kullanamayız. Şey var. Gerçi 2 level kartus her türlü şeyden daha iyi olurdu. Yordle'dan daha iyi olurdu. 3 Yordle'dan. Boşuna sattık bir tık. Yine arayalım. Nar geldi. Olsun. Benim karakterlerimi yaymam gerekiyor arkadaşlar bu arada. Bu turdan sonra yayacağım. Bot geldi. Ya yani botu da aynı güçte olacağı için botuna da yenileceğimdir. Bakayım bir Aurelion şeyin canını, Aatrox'un. Üf, bayağı bir canı var ya. Aldın mı? Gnar dönüşürse. Dönüştü mü Gnar? Dönüştü. Alma şansım var şimdi. Bakayım. Aldık, tamam, güzel. İki kişi kaldık oyunda arkadaşlar. Şimdi bakacağız bir. Ne geldi? Serap geldi. Gayet güzel, harika bir item. Adama da ebedi kılıç gitmiş. Yani güzel. Bu arkadaşla kalmışız. Benim bu arkadaşı alabilmem için ne yapmam gerekiyor bir bakalım. Öncelikle karakterimi yayacağım. Çünkü Aatrox tek seferde bütün board'a vuruyor. Onu istemiyorum. Bakalım. Veigar'ımız hiçbir işe yaramıyor. Acilen Veigar upgrade etmemiz gerekiyor. Bu arada Karthus bulursak arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Karthus'u Veigar'ın yerine koyacağız. Bu adamla kazanmamın tek yolu şu. Karthus'u çıkartacağım. Ama Karthus'u Veigar'ın yerine koyacağım. Kenan'ı satacağım. Kenan'daki itemları Swain'e vereceğim. Swain'e taşıttıracağım maçı. Yani Karthus'u satmamız bir nebze de hata oldu. Bakalım. Arattım. Veigar 2. Arattım. Arattım. Arattık. Swain. Harika. Shyvana'yı satıyorum. Swain'i ikileyeceğim.
Çünkü 31 canlıyım ve adam beni çok fazla birimde keserse çok fazla damage yiyeceğimi düşünüyorum. Diğer tur bir tane Serap'ı bu arada vereceğim ben şeye, Aurelion Sol'e. Nar da şuralarda kalsın. Şöyle yapalım hatta. Şu şekil duralım. Kennen'i satacağız. Kennen'in yerine bir level Kennen falan o tarz bir şey koyacağız. Daha sonra arkadaşlar ne yapacağız? Item'ları şeye geçireceğiz. Aurelion Sol'e geçireceğiz. Oo, adamı yok ettik lan. Anam. Botlar artık bufflar da geliyor. Evet kankacığım. Şimdi arattık. Poppy. Bir Poppy daha. Kennen'i sattık. Poppy'yi aldık. Poppy'yi koyduk. Item'ları tamamen Swain'e geçirdik. Yani 1 paralık ünitten 3 paralık ünite geçirdik. Bu arada adam Karayel'le şu an kimi kaldırıyor? Son saniye ben böyle yapacağım. Hop yaptık. Çünkü Karayel'le Aurelion Sol'ümü kaldırıyordu. Bence hata yapıyordu ayrıca da. Bakalım şimdi ne durumda olacağız. Amacı Aurelion Morgana'yı kaldırttırıp Aurelion Sol'a daldırtacaktı direkt karakterlerini. Ama ben kenara aldığım için şeye daldılar. Veigar'a daldılar. Swain'im dönüşürse ben burayı alacağım. Ki zaten aldım galiba. Bakalım. Yani adam 3 level Aatrox da yapsa, 9 level de bassa Shapeshifter'la baş edeceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Shapeshifter şu an metanın en güçlü kompo olduğu için kazandık. Elimize sağlık. GG. Yorucu bir maçtı bu arada.